ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Şimdi bir yer okuyacağım, çok hoş. Sesler gidiyor değil mi? Ses sorun var mı? Yok. 118 Mesnevi'de içeriği şu. Neyi takip ediyorum bu derste? Şunlara cevap olacağını zannediyorum. Çok kısa olacak. Ölüm korkusu, imansız olmak korkusu, korku, hayat endişesi, çok mal istiyorum, her şeyim olsun istiyorum, hiç derdim olmasın, hiç derdim olmasın istiyorum, kederim, sıkıntım olmasın, her şey istediğim gibi olsun. Hepsine cevap olacağını zannediyorum. Cenneti istiyorum, Allah'ı istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Onun dersi. Bunlar istiyorsa, samimiyse, öyle namaz kıl, oruç tut, şöyle yap, şöyle yap, böyle yapma, ben bahsetmeyeceğim yani. Okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim, İlem Eyyül Aziz. Çok kısa, siz de katılımcı olabilirsiniz işe yarayacak yerde. Dünyada sana ait çok emirler vardır ama ne mahiyetlerinden ne de akıbetlerinden haberin olmuyor. Yani bir, her şey usulüne, kuralını oturtur bakalım. Dünyada, şu hayatta benim imiş gibi, yani ben merkezli olan hadiseler var, benim etrafımda dönüyor. Benim gibi, benimle alakalı, benim kontrolümdeymiş gibi, benim arzumla oluyormuş gibi zannettiğimiz çok şey varmış ki bizimle hiç alakası yok. Bunu fark edeceğiz şimdi. Neymiş bunlardan birisi? Cesettir. Şu ceset. Yani kullanıyorum, kullandığım için benim zannediyorum. Bak, cesedin genç iken latif. Böyle latifi şöyle anlıyorum, ben hep aklıma o gidiyor. Böyle çiçeklerin dış dairede değil de ortasındaki o yaprak olur ya, veya bir meyve veya bir bitki ilk bir filiz açtığı zaman, filiz, böyle böğürtleni de öyle böyle, çok sütlü bir şey olur. Latif, rüzgar olursa bile kırılır. Çiçeğin dış yaprağı değil de iç yaprağı, öflesen uçar. Bazı bitkiler var, öflediğin zaman uçuyor. Ha onun gibi ceset
latiftir. Genç iken latif, zarif ve güzel gül çiçeğine benzerse de ihtiyarlığında kuru ve uyuşmuş kış çiçeğine benzer ve tavır eder. Cesedine bağlanma. Cesedinle kendini ifade etme. Cesedine ben deme. Sana verilmiş kullanmak içindir. Sahiplenme. Sahiplenme nispetinde belasını, derdini çekeriz. Ceset senin değil. Hırsızlık yapma. Bak gördün mü? Yani çok güzelim. Tamam. Maşallah. Ama hayvan gibi bakman lazım diyor. Evet. Tabii yani ona tabii meşgul olacaksın. Yani benim değil diye de sokaktaki Alman gavurun bir şeyi gibi, malı gibi bakmayacaksın. Çünkü bu at gibi ne kadar güzel bakarsan at benimdir ama ben değilim. Evet. Ne kadar güzel bakarsam, bakımını yaparsam o kadar binerim. At gibi. At benim diye ben miyim at? Bu beden de attır. Bu bedene ben deme. İhtiyarlaşması, zarifliği, latifliği, güzelliği gitmesinden endişe etme. Çünkü sistem böyle. Allah senin arzun için şu kainatın sistemini değiştirmez. Allah bizim nefsimizi kainata mühendisi yaratmadığı için olayları olmadı, iyi oldu. Ya olsaydı, şöyle gitseydi deme. Olaylar ben merkezli dönmüyor. Tamam mı? Cesedine sahiplenme. Emanettir gömlek gibi. İki. Anladık mı yani mesela en çok psikoloji hanımlarda daha çok ihtiyarlaşması, cesedi bozulması, cesedi ne bileyim eski özelliğini göstermemesi. Ya ben 1990'da Zeytinburnu dershanesine gittiğim zaman ya dershanede kalıyoruz ya. Tek ayakla beş katı merdivenleri zıplayarak çıkıyordu. Ciddi mübalağa etmiyorum. Hiçbir şeyde doymuyordum zaten. Şimdiki 50 küsur yaşındayım. Ne yapar? 60'cı, 55 yaşındayım. Şu anda da yerimde duramıyorum. Düşünün 20-30 yaşındaki halimi. Ne oldu? Bitti. Yani son kullanma tarihine gidiyorsun yani. Bunlar şunu anlatmak istiyorum ki tekrar. Cesedine sahiplenme, cesedine ben deme. Ne kadar ben dersen, uyuşmuş kış çiçeğine benzeyen soluk durumuna, latifliğini, güzelliğini kaybedince perişan olursun. Ben dersen. Demek ki ceset senin değil, emanet. Tamam mı? Bundan kurtulduk. İki, biri hayat ve hayvaniyettir. Bunun da sonu ölüm ve zevaldır. Hayat sana verilmiş. Miktarı belli kardeş. Miktarı belli kardeş. Ömrün bir saniye ileri gidemez, geri gelmez. Ölümden korkma. Çünkü belli. Korkarak ne ileriye atabilirsin, ne geri atarsın. Korkarsan hayatın zehir olur. Tamam. Peki nasıl tatmin olursun? Bu hayat ile baki bir hayatı mayalarsan, bu fani hayat ile baki bir hayata talip olursan, onu istersen, hayat o. İnne darul ahirete leyyel heyvan. La rahat defit dünya ile darul ahire. Dünyada rahat yok illa ahire. Tamam. Hayatın da ya kısalığına, uzunluğuna bakma. Mesela, bilmem, benim aklıma hep o geliyor. Eşmişek var. Eşmişek Hatay'da. Bursa'da Uludağ'a çıkarken çınar var. Bunlar hemen hemen aynı yaştalar gibi geliyor bana. 500-600 sene, 700 senelik çınar ağaçları. Onun altında oturup da halka yapıp tatlı tatlı sohbet yapan 400 sene, 500-600 sene önceki insanlar vardı. Hepsi gitti. Peki soruyorum. 700 sene çınar olarak mı yaşamak isterdin?
7 saat insan olarak mı? 7 saat değil, 7 dakika bile, bir an bile insandı. Bir an bile insan. Yani hayatın uzunluğuna, kısalığına bakma. Önemli olan o hayatın içerisine ne koydun? Baki bir hayat bu hayatta kazanılacak. Bu hayatın uzunluğuyla, kısalığıyla alakası yok bu işin. Onun için endişe etme. 3. Biri de insaniyettir sana verilen. Sana sen, bak ne dedim. Sen kullanıyorsun, seninle alakalı, sen merkezde olup seninle alakası olmayan şeyler. Bir tanesi ceset, bir tanesi hayat ve hayvaniyet, bir tanesi de insaniyet. Bu ise zeval ve bekka arasında mütereddittir. Daimi bakinin zikriyle muhafazaya lazımdır. İnsanı hani deriz ya toplumda İbrahim, çok böyle halkla kullanırız. Ulan insaniyetine yazıklar olsun. İnsan değil miydi? İnsanlığından utanmadı. Ulan adama bak ya, insanmış ya. Veya ulan helal olsun lan, insanlığını gösterdin gibi kullanırken ben ile insan farklı olduğunu söylüyoruz. Bak adama bak, insanmış. Bak adama bak, insanlığını kaybetmiş. Ulan hiç insanlığından utanmadın mı? Deriz ya. Ha, insanlık da bize ceset gibi verilmiş. Gömlek gibi giydirilmiş. Bize giydirilenden bahsediyor. Endişe, elbise, ceset. Gir içeriye hayat. Gir içeriye insaniyet. Elbise bunlar. Yani insan insan olmalı. Gayesi. İnsanlık makamına çıkmalı. Demek ki insan olmak gaye. Çünkü öküz gibi kuvvetli, alaca karga gibi 350 sene yaşamayı arzu etmemeli. Alaca karga 350 sene yaşıyor. Kirpiler bilmem 600-700 sene gidiyormuş. Öküz gibi kuvvetli olsan ne olur? Öküz. Ama insan değiliz. Ha, insaniyet verilmiş. Burada neyi anlamaya çalışıyor biliyor musun dersim? Bir daha söylüyorum. Bize giydirilen elbise gibi gömlek, atlet, vücut, hayat, his, duygu, akıl, ruh hep bize giydirilmiş. Ben olan benim. Onları şimdi fark ediyoruz bu derste. Yani ha gömlekmiş, ha atletmiş. Ha? Bize giydirilen ceset, benim cesedim, gir içeriye. Benim hayatım, gir içeri. Benim insanlığım bunu kaldırmaz. İnsanın, insan, insan olduğunu utanır diyoruz ya. Demek ki insanlık da sana verilmiş, sen daha insan değilsin. Başka bir gömlek. Biri de ömür ve yaşayıştır. Bunun da hududu tayin edilmiştir. Ne ileri ne de geri bir adım atılamaz. Bunun için elem çekme. Masum olma, kanser oldum, hasta oldum, ihtiyar oldum, kanser değilim ama, şimdi bir tane kanser hastası gelecek. Kanser değilim ama komşum kanser, duyuyorum. Ya ben deliyim, iştahım kesiliyor ya. Benim iştahım kesiliyor. Ne diyor? Bunun için elem çekme, masum olma. Çünkü ömür tayin edilmiştir. Bir dakika ileri, bir dakika geri gidemezsin. Tahammülünden aciz, takatinden hariç olduğun tuğlu emel, yükünü yüklenme. Tuğlu emel çok berbat bir şeydir. Nedir o? Bitmez, tükenmez arzu, heves, istekler gayesi, hedefi. Tuğlu emel. Emel, emel ufukları. Yani sonsuzluk, her şey böyle. Tulu elem, yükünü yüklenme. Yük Allah'ındır. Gemiye bin, sırtındaki yükü gemiye bırak, üzerine otur. Ahmak olup da gemide yükü sırtında taşıma. Demek ki, ya ben iyi değilim, acaba ölecek miyim? Herhalde canım. Zaten mi öleceksin? Bu senin işin mi? Niye elem çekiyoruz? Allah'ın işine karıştığımız için. Sanki ben bunları konuşurken, ben buna
ben bundan dışındayım. Ya ben aynısıyım ya. Ben aynısıyım. Ben mesela hapisten sağ çıkacağımı tahmin etmiyordum. Yani bir şey anlatmak için söyledim bunu. Biliyorum. Yani her kaşıkta şöyle diyordum. Zehir bunda. Zehir bunda. Bunu yaşayan insan olarak söylüyorum size. Zehir bunda. Her kaşıkta besmele çekerdim İrfan. Zehir bunda. Zehir bunda. Peki nasıl yaşıyordun dedi de dün. Ya nasıl bir şey, umut var ya, ümit. O siz yoktunuz herhalde, o sus konuşuyorduk. Var mıydı? Geldi dedi, abi nasıl bir psikoloji? Ya buraları okuyoruz. Bu okuduğumuza inanıyorum. Ömür değişmez kardeş. Ecel değişmez kardeş. Ömür dünyada kalma müddetidir. Ecel ise dünyadan teris olma şeklidir. Kanserle gidersin buna ecel denilir. Trafik kazasına gidersen buna ecel denilir. Tansiyonla, kalple gidersen ecel. Kardeşim sen kanser öldürmez, trafik kazası adamı öldürmez, kalp krizi öldürmez. Yani, peki ölenler ne? Allah seni teris ederken onu kullanıyor. Yuhyi ve yumit Allah'tır. Dirilten öldüren Allah'tır. Seni alacağı zaman bunu bahane yapıyor. Ha, sen neyle askerlik yaptın? Sen neciydin millet? Jandarma. Sen mesleğin? İkmal abi. İkmal. Ben köprücüydüm. 21 dakika en uzun köprü. Ne kadar vadiden vadiye, nehrin karşısına en uzun köprü 17 dakika ile 21 dakika arasında köprü kurulur. Tank geçerdi. Sonra 15 dakikada sökülür. Ben onların başındaydım. Ben askerliğim öyle yazar. Kademeci. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Ha, bu nedir? Ben hepimiz 1,5 sene yaptık ama hepimizin oradaki tezkere şunu yazar. Köprücüdür, şofördür, ikmalcıdır, tankçıdır bir şey yazıyor. Ha, o tezkerenize yazana bizim de ecel o. Ömür şeydir, askerlik müddeti, ecel ise bu çıkış şekli. Anlaşılıyor değil mi? Onun için endişe etme kardeşim. Ömür bir insani ileri gitmez, bir sani gelmez. Burada vazife farklı. Ben bu işi yapıyorum, ötekisi başka işi yapıyor. Bu nasıl bir psikolojiden kurtarıyor biliyor musun bu derste? Biz çok duyduk da İbrahim, ülfet belası var bize. Tabii diyor. Ya bu bambaşka bir şey ya. Bunun altında inleyip psikolojileri bozulan insanlık yürüyü var. Doktor bundan insanları kurtarmak için, ölüm korkusundan kurtarmak için, ölüm korkusu perişan etmiş. Baksana, dün ne anlatıyor Hamburg'dakiler? 850 euro veriyor. Yol parası, orada pilot geliyor, bilmem ne geliyor, uçak korkusunu yenmek için kursa gidiyor dedi değil mi? Yok muydunuz siz burada? Hamburg'dakiler. Kendisi de onun içinde. Korkuyor da bunu götürüyorlar. Yani uçak korkusu, doktor, profesörmüş, ameliyat yapacakmış dünyanın çeşitli yerlerine. Çok Almanya'nın çok mühim şeyleriymiş, doktorlarıymış, çok mühim ama korkusundan uçağa binemedikleri için gidemiyorlar, onun eğitimini alıyorlar. Benim yeğen atlattı abi. Atlattı şimdi gitti. Atlattı değil mi? He. 10 senedir gidemiyordu. Uçağa binemiyordu. Binemiyordu. He. Şimdi gitti. Abi, nasıl gitti? Masayı okutturdum. Bak. Şeyi okutturdum. Hizmet Kur'an. Hizmet Kur'an okutturdum. Şimdi Kur'an'a başladı, namazını kılıyor, bir şey yaptı ondan sonra. Uçağa da bindi. Hepsi. Zaten hepsi, demiş, almam. Tıkır tıkır oldu abi ya. Bak, onda öyle demiş. Demiş ki, o bir tanesi çok cesur böyle, Türk rehber, işlerinde bir tanesini rehber yapmışlar. O 12 tane şey, prof bunlar, uzun bir yola gidiyorlar. Bu da şey, rehber derken arabayı, minibüsü, bunun arabasını tutmuşlar. Ne arabasıysa. Ondan sonra 800 euro veriyorlar, adam başı 850. Şoförlük yapıyor 10 kişi, götür bu da anlatıyor. Demiş ki boşuna kursa mursa gitmeyin, yani araba kullanıyor. Hepsi de şaşırmış, doktor bunlar. Demiş ya, internette Hasan Hoca'ya girin, altına dedi Almanca'ya çevirin, korku nedir anlat. Çünkü adam da onlar tutulmuş ya bizimle şey, korkuyu atlatmış,
Gelin demiş, kurs murs kalmaz demiş. Tek tek anlatmış, korku nereden kaynaklanıyor. Onlar da şaşırmışlar yani, öyle şeyler anlatıyor ki şaşırıyorlarmış. O da duydu ya bazı şeyleri. Yani buna ben deme demiş, o da bir kere birbirine bakıyorlarmış, ben deme. Yani Alman doktoruna diyor ki bu bedene ben demekten kaynaklanıyormuş ölüm korkusu. Hayat, yani bu doktor için nedir bu? Ne diyorsun dedi ya. Ondan sonra dinleyince anlamışlar tabii, bu şoför bunların sahibi değil. Nereden duyuyorsun demiş, falan yerden. Girin bakın demiş, tabletlerine giriyorlarmış böyle. Basıp Almanca'ya mı çeviriyor, nasıl yapıyorsa altında. Yani bize sıradan geliyor bu cümleler ama bunu bilmemenin altında ezikliğini düşün. Ecel en büyük problem değil mi kardeşim kabir? Nasıl öleceksin? Gece bir sarmaladığı zaman, yani Bolu Dağı'na sanki tırmanan bir kamyon gibi bir yük sardığın zaman seni sarmalar. Sarmak başka, sarmalar böyle. Helozonik yay gibi. Bu ölüm korkusu bir tepene bindiği zaman hiç kimse tutamaz burada seni. İşte bunun çaresi bunlar. Bunlar. Biri de vücuttur. Hayat, ceset değil ha, vücut. Neymiş? Vücut zaten senin mülkün değildir. Onun maliki ancak maliki mülktür. Vücut, yani ceset değil. Yani vücut nedir? Hisler, duygular, akıl, ruh bütünlüğünden var zannetme kendini. O vücut rengini veriyor mevcuda. Tabi ne anlar tabi, bunu ne anlayacaklar? Ben neyse fazla girmeyeyim. Şu mevcudat mevcuttur, mevcut me. Ona bakan insanlar bu mevcudattan aldıkları ile kendine anlam katıyorlar, vücut buluyorlar. Mevcut vücut buluyor. Vücudun zaten senin mülkün değildir. Onun maliki ancak maliki mülktür. Ve senden daha ziyade senin vücuduna şefkatlidir. Binaenaleyh malik hakikinin daire emrinden hariç o vücuda baktığın zaman zarar vermiş olursun. Ümitsizliği intihac eden hırs gibi. Şöyle diyeyim. Şu ampul var ya ampul. Ampul saniyede 60 defa yanar söner. Tırr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 
kenar gözüküyor. İyi dinle şimdi. Bu hayat, şu mevcudat hayyu kayyuma aynadır. Bu mevcudat, şu biremen hafen, ağaçlar, şu bina anda var olup yok oluyor. Yok olup var oluyor. Var olup yok oluyor. Biz onu gözün görme değil, şuurun, gözden daha ileri, şuurumuzdan daha hızlı olduğu için var olmak, yok olmak, yok olup var olmalar, bu mevcudu var zannediyoruz. İnsan, ben var olup yok oluyorum şu anda. Ben şimdiye kadar var olup yok oldum, yok oldum, var oldum. Hepsinin bütününe vücuttur. Sen zaten anda ölüyorsun. Bir şey deyin de şaşıracaksınız. İnsanlar kabre girmekten korkuyor değil mi? Zaten kabirdesin de çıkmaya gayret et. Korkunun sebebi kabirde oluşumuzdandır. Şu anda kabirdeyiz. Allah Resulü diyor ki insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Nasıl kabirdeyiz? Bak. Nükel nekir kabire girince soru sormayacak mı? Ne diyecek? Rabbin kimdir? Oradan geldiği tane açık saçık. Baktın mı bakmadın mı? Öyle mi? Namaz kıldın mı kılmadın mı? Soru bir. Gelen açık saçığa baktın mı bakmadın mı? Namaz kıldın mı kılmadın mı? Zekat verdin mi vermedin mi? Öyle mi? Zulmettin mi etmedin mi? Şimdi o soru zaten şimdi sana soruluyor. Açık saçık geliyor. Bakacak mısın bakmayacak mısın? Zekat vakti geldi. Verdin mi vermedin mi? Namaz vakti geldi. Kıldın mı kılmadın mı? Soru bir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan. Soru bu. Cevap kıldı. Zaten cevabı verdin.
Nüker Nekin ne yapacak kabirde? Yazılını suratına okuyacak. Sınıfta hepimiz okumuşuz. Yazılı yapar öğretmen, bir hafta sonra yüzümüze okur. Öyle mi? Demek ki biz burada yazılıyız, soru burada soruluyor, cevap burada veriliyor. Kabirde Nünker Mekir yüzümüze notu okuyor. Geçti mi geçmedin mi? Geçti mi geçmedin mi? Demek ki şu anda biz sual cevap alan yerdeyiz, kabirdeyiz. Sen kabire girmekten değil, kabirden çıkmaya gayret et. Şu anda kabirdeyiz zaten. Soru soruluyor. Soru soruluyor be kardeşim. Cevap da veriliyor. Kabire gir, şöyle bizim bildiğimiz o kabire girersen orada soru sorulmuyor. Soru soruldu, cevap da verdin. Sana diyecek ki falan tarihte sana soru soruldu. Cevabın da buydu, bilesin. Notunda bu. Kabire girme korkma. Kabirdesin zaten. Çıkmaya gayret et. Men Rabbuke. Parayı mı Rab ettin? Kadını mı para Rab ettin? Erkeği mi Rab ettin? Arabayı mı Rab ettin? Rab nedir? Seni davandan, namazı kılmaktan alıkoyan şey o andaki Rabbindir. Ya ben öğleni kaçırdım. Kaçırmana sebep kim ise o senin o andaki Rabbindir. Rabbul alemin değil, o Rab o. Yani Rab deyince hep böyle gavura atarız. Bizimle alakası yok. Hey gideyim. Sen namazı kılmamana sebep olan, hatta diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, birbirinize Rab edinmeyiniz. Tapınmak değil ki. Allah İbrahim geç oraya, dur sana bir tapınayım Allah'a. O değil ki. Onda helal. Fena olmak, feda olmak. Birbirinizi Rab edinmeyin. Dine zıt bir şey söylüyorum, bir bildiği var diyor. Rabbim sana göre ben. Birbirinizi Rab edinmeyiniz, Rab. Mesela kıza bir takılıyor, Rabbi oluyor. Kız yok diyor, doğru ahirette intihar ediyor. Rabbi olmasa böyle olur muydu? Adam parayı Rab edindiği için iflas ediyor, intihar ediyor. Rab edilmeseydi para için adam öldürüyor. Rab olmasaydı kadın fuhuş yapar mıydı? Bedenini Rab edindi. Zevkin peşine dinin imanını satar mıydı? Güzelliğini Rab edindi. Açık saçık gezer miydi? Cesedini Rab edinen çıplak gezinir. Çünkü bedenden kasıt kendisi Rabbi o. Her şey o. Niçin her şey o? Her şeyini terk etmiş o uğurda. Onun adına her şeyini feda etmiş. Yani cesedi için, açık saçıklığı için terk etmeyeceği neyesi var? Her şeyi terk etmiş. Sizi Allah'tan, imandan, ahiret mesuliyetinden kopartan her şey seviyesine göre Rab'tır. Birbirinizi Rab edinmeyin diyor Kur'an. Ağır mı geldi? Ama maalesef bu. Gerçi her şeyi her yerde demesek de ne yapalım? Biz de böyle her şeyi her yerde demeye kalkınca sıkıntı çekiyoruz. Peki biri bela ve musibettir. Başımda hastalık var. Diyenlere, bunlar da zahirdir kardeşim. Bela ve musibet geçicidir. Devamları yoktur. Zevalleri düşünülürse zıtları zihne gelir, lezzet verir. Kardeşim, bela ve musibet de fanidir. Devamlılığı yoktur. Devamlılığını yapan insanın düşüncesidir. Nasılsa bu hastalık senden bir 3 gün sonra gidecek. Mesela buna ait ben deneylediğim bir şey söyleyeyim. Gelirken grip oldum, her tarafım kapandı. Burun kapandı. Ağızdan nefes alıyordum. Geldiğim zaman, gece siz yatıyordunuz, ben böyleydim. Yatakta. Geldi dayam, şöyle hem de. Peki nasıl dayanış şey yaptım? Ben bu derste şöyle düşün. NASA bir sabah gidecek bu iş. Bir gün sonra bitecek bu zaten. Sonunu düşündüm, şu anda eleminden çıktım. Ne yapacağım ya? Ölüyorum desem daha beter olacaksın. Akıbetini düşün diyor, bak. Zevalleri düşünülürse. Sabaha gidecek zaten. Bir gün sonra bu kalmayacak. Burnumda nefes alacağım dedim. Böyle devam edecek hali yok ki.
Dedim sabah zaten normal alacağım ben. Düşündüm gitti. Gitti derken bu hadisi var, eziciliği gitti. Biri de sen burada misafirsin ve buradan da diğer bir yere gideceksin. Misafir olan kimse beraberce getiremediği bir şeye kalbini bağlamaz. Bu menzilden ayrıldığın gibi bu şehirden de çıkacaksın. Ve keza bu fani dünyadan da çıkacaksın. Öyleyse aziz olarak çıkmaya çalış. Allah Allah. Bu yerden çıkmayacak mısın? Bu yerden çıkacaksın. Bir hemen afiyetle çıkmayacak mısın? Almanya'dan da çıkacaksın. Dünyadan da çıkacaksın. O zaman bu fani dünyadan da çıkacaksın. Öyleyse aziz olarak çıkmaya çalış. Vücudunu mucidine, icat edene feda et. Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın. Ne demek vücudunu icat edene, yaratana feda etmek demek? Onun rızası dairesinde kullan. Allah dediyse haram yapma. Allah baklavaya haram demedi, ye. Ye dediği kadar. Allah şuna bak dedi, helal. Bakma dedi, haram. Bakma. Yani vücudunu mucidine, icat edene feda et. Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın. E senin miydi vücut? Yok. Ona zaten onun malını onun rızası dairesinde kullanmak mecburiyeti vardı. Ama Allah böyle merhamet ediyor. Sanki benimmiş gibi onun malını ona satıyorum, para alacağım. Çünkü feda etmediğin takdirde ya ba'du heva zahir olur gider veya onun malı olduğundan yine ona rücu eder. Eğer vücuduna itimat edersen, ha, yani bu vücut var ya şimdi artık, zahir anlayışlara göre, şimdiye kadar düşünceydi, şu vücut dediğimiz beden olsun. Yani maddi, manevi, akıl, kalp hepsine diyelim, vücuduna itimat edersen Adem'e düşersin. Çünkü ancak vücudun terkiyle vücut bulunabilir. Yani kendine güvenme. Kendine müstakil Allahsız düşürme. Vücuduna böyle güvenirsen yok olursun. Hiçbir anlam kazanmadan çekip gidersin bu dünyadan. Vücuduna anlam verme. Kendine anlam verme. Ancak anlam Allah ile ver. Allah ile münasebetlerinde her şey anlam bulur. Böyle düşün. Ve keza vücuduna kıymet vermek fikrindeysen o vücudun senin elinde ancak bir nokta kalabilir. Yani bu vücuduna o kadar kıymet verme. Ruhunu esas al. Pergelin ince ucunu bedenine değil ruhuna koy. Ruhu inkişaf ettir. Ruhu güzelleştir. Ruhun çapını genişlettir. Ruhunu zengin yap. Beden yakışıklı ve güzel olsa ne olur ki? Bu elimle o kadar insan yıkamışım ki hem de bebek bile yıkamadım. Gelmeden önce bebek vardı. Bebek ya. Ben sardım kefeni. Bebek ya. Gusul musul aldırmadık. Ha. Yıkadık, sardık. Bebek ya. E yani ruhunu güzelleştirmeye çalış. Bedeni, ha bu lakayt at, çöpe at manası değil. Gaye yapma cesedini. Belasını çekeceksin. Bu, şöyle bir şey desem acaba garip olur mu? Vücuduna şu cesedini esas alıp ruhunu unutursan, yani ahiret mesuliyetinden başka, hani dini koyalım kenara, belasını çekiyoruz ya. Bedeni esas yapmak, cesedi esas yapmaktan bu kadar psikolojik hastalıklar çıktı. Ve keza vücuduna kıymet vermek fikrindeysen o vücudundan senin elinde ancak bir nokta kalabilir. Bütün vücudun cihat erbasıyla ademler içerisinde kalır. Cihat erba ne demek? İrfan? Dört cihat. He? Ön, arka, sağ, sol.
Ne demek bu? Geçmiş, gelecek? Hala hazır. Hayır, başka? Hadi bakalım, çöz bakalım. Dört yön. Ön cihet, arka cihet, sağ ve sol. Geçmiş, gelecek. Sağ, sol ne demek? Sağa geçmiş abi. Sol? Gelecek. Evet, peki ön ve arka ne demek? Ön zahir, arkada batıdır. Yani? Ön cihet dediği şeydir, hali hazırdır. Herhalde bir sonraki hiç düşünmüyorum ama sadece fikir yürütüyorum, bütünle birden bakmak gerekiyor. O zaman şey yap, şuaların en sonunda insanın hayatına altı cihetle bakılıyor bir de. Evet, altı cihetle bakılıyor. Bir alt bir de üst, onu da bir çöz. Tamam abi. Ulan nereden çıktı şimdi diyorsun. Yok, güzel olur. Güzel olur. Bütün vücudun cihat erbasıyla ademler içerisinde kalır. Ama o noktayı da elinden atarsan vücudun tam manasıyla nurlar içinde kalır. Acaba bir şey. Bu vücudunu vücut rengini verme. O zaman vücut bulunur. Ya vücudu ortada kandıracağım. Vücut mu olur? Öyle oluyormuş. Yani Allah adına bundan vazgeçince bu vücuda beden Allah'a sahip oluyorsun. Ayna için kadınlar baktığı için lavaboya aynayı kirli olduğunu görür, aynayı temizler evde. Erkekler aynayı kimse görmez. Çünkü aynaya kendisi için bakınca saçını tarar, aynanın kirliliğini görmez. Aynaya kendisi için baktığı için kendini görür. Kadınlar ise aynaya kirli midir, tozlu mudur diye temizlik için baktığı için aynada kendisini görmez, da birinci derecede görmez. Birinci derecede aynayı aynada görür ve temizlik yapar. Bu vücuduna vücut verme, aynı bunun gibi. Onun adına bakarsan bu vücut bulur. Yoksa ondan kopuk bu hayatına bakarsan vücut Adem'e gider, işteye gider. Biri de dünyanın lezzetleridir. Bu ise kısmete bağlıdır. Ya Allah Allah, ben o kadın gibi niye zengin değilim, niye güzel değilim, niye servetim yok, niye şuyum yok, buyum yok, niye bu kadar çocuğum yok veya ben bu adam gibi şöyle niye şunlarım yok deme. Bu ise kısmete bağlıdır. Talebinde kalaka düşer, yani sıkıntılara düşersin. Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. Bir daha. Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. İmam Gazali'nin sözünü söylüyorum. Olduğu kadar olmayan kader. Cümle de onun. Olduğu kadar olmayan kader. Üstad diyor ki, her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine rahat, razı ol ki rahat edesin. Yani bırak o şeyin, o da olsa, bu da olsa, hayatını zehir etme. Çünkü fakirlik ve zenginlik elimizde olanla değil, talep ettiğimiz şeyle orantılıdır. Talep edip de elimize geçmeyen miktarcı kadar fakiriz. Ve surat de zevali itibariyle aklı başında olan onları kalbine atıp kıymet vermez. Dünyanın akıbeti ne olursa olsun, lezzetleri lezzayizi terk etmek evladır. Çünkü akıbetin ya saadettir, saadet ise şu fani lezzayizin terkiyle olur. Bitirdiğim için şu cümleyi izle okuyayım. Veya şekavettir, ölüm ve idam intizarında bulunan bir adam sehpanın tezim ve süslendirmesinden zevk ve lezzet alabilir mi? Şimdi şöyle bir şey düşünün, bunu izah edeceğim. Bir adam asılacak. Adama diyorlar ki, asılacaksın ama önemli değil. Şu sehpanı altına yapacağız. Sehpanı çiçeklerle donatacağız. Sehpaya giden yolu da kırmızı halı sereceğiz ha. Ha ip mi? En kaliteli. Ha ölüm anında, şey ip anında sıkıntı çekmeyeceksin. Yallı yapacağız. O adamın idam endişesini ortadan kaldırmıyor mu çiçekler? İnsan da bu dünyada ipi boğazına sarılmış İdam sehpasının altındadır. Her an altındaki sandalyeyi birisi çekecek. Her an ölebilecek insan, her an kalbi durabilecek insan, her an, bak bir tane mesaj geldi dün, bu sabah herhalde.
kalp beyni pıhtı atmış. Ve vücudun yarısı felç. Başka bir tanesi beyin kanaması olmuş. Bir şey atınca, pehti atınca. Sen nerede mi? Ha, ip çekildi. El freni çek, takoz koy. Yani hayat bu kadar. Buna fazla güvenme. Bunun üzerine ciddi gayeler yapma. Bu her an kaybolan vücudun üzerine ciddi ciddi planlar yapma. Allahsız düşünme. Allahsız yaşama. Bu işte, bu hayat bu ya, bu kadar ya. Bir pıhtı attı, bitti. Şu anda diyorlar, bitkisel hayat fişi çekelim mi, çekmeyelim mi? Ne diyorlar buna? Beyin ölümü olmuş. Ne oldu? Kaç yaşındaydı biliyor musun? 31 yaşında. Ölümün yaşı yoktur, okulun yaşı 7, askerlik yaşı 20, kabrin yaşı yoktur, 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 yoktur. Bir pıhtı atar, hayatın duman olur. Ya hayatına güvenme. Hayatını Allah'a tak, lokomotifin oraya bağlı oldu mu rahat edersin. Allahsız yaşadın mı o hayat yaşanmaz zaten. Ölüm, okudum orası, ölüm ve idam intizarında bulunan bir adam, sehpanın tezi ve süslendirilmesinden zevk ve lezzet alabilir mi? Dünyasının akıbetini küfür saykasıyla Adem'in mutlak olduğunu tevehüm eden adam için de terk ile zayiz evladır. Çünkü o lezzayizin zevaliyle vuku bulan hususi ve mukayyet Ademlerden, Adem'in mutlakın elim elemleri her dakikada hissediliyor. Bu gibi lezzetler o eylemlere galebe edemez. Ders bitti, onun için acele ettim. Yani herhalde anlaşılmıştır, toparlarsak başlık itibariyle. Ben merkezli, benim etrafımda bazı şeyler var. Onları doğru kullanmak, iki, doğru anlamlandırmak, sahibisini teslim etmek. Birisi ceset. Birisiye hayat ve neymiş? Hayvaniyetmiş. Üç, daha ileriye git insaniyet, daha ileriye git ölüm ve yaşayıştır, daha ileriye git vücuttur, daha ileriye git bela ve musibetler, daha ileriye git sen burada misafirsin, daha ileriye git dünyanın lezzetleridir. Yani hiçbirisi bizim malımız mülkümüz değil. Biz burada emaneten duruyoruz. Ben kimin? Benim gömleğim diyen, benim atletim diyen, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum, o ben diyen ben, odur, onu kimse görmemiş, esas odur, onu eğitmek için buradayız. Bu hayat, vücut, ömür, beden, ceset, bela, musibet, vücut hep onun için verilmiş, kullansın diye. Ne mutlu, selam olsun fark edenlere. Vâhir davâhum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Temassalat.